Herkese merhabalar. Yine video. iPhone 6s arıza onarımı demeyelim. Sistem kurulumu. Yok, sistem kurulumu yapmaya çalışıyorum. Şimdi problem şu şekildeydi. Bir önceki videomu seyredenler varsa orada bu telefonu pil değiştirmiştim. Telefon açıldıktan sonra elma logosunda kaldı. Telefoncuya götürdük. Yapılamadım malum. Önceki videomda sebeplerini anlattım. Şimdi çok uzatmadan şöyle bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi iTunes üzerinden sistemi kurmaya çalışıyorum. Yalnız şurada görüldüğü üzere iTunes'ta 4014 hatasını alıyorum. Bu donanımsal bir hata olduğunu gösterir. Bu kabloyla olabilir. Ben kablo olmadığından eminim. Şöyle eminim. Telefonun ekranına ulaşıyor. Başka bir iPhone'da da yedekleme yaptım. Şu an çekim yaptığım telefonla iPhone. Onu bilgisayara yedeklemesini aldım. Onunla ilgili bir sıkıntı olmadı. Yani kablonun buradan sağlam olduğunu tespit ettim. Şimdi 4014 hatasını kablodan da alabilirdik. Ben şimdi tekrardan yükleme yaptığımızda böyle 4014 hatasını alıyoruz. Şimdi yaptığım araştırmalarda bununla ilgili şöyle bir şey göstereyim size hemen. IPSW üzerinden ben şu an yazılım indi. Şurada yazılımımız indi. Ben şimdi bunu iTunes üzerinden tekrar yükleme yapacağım. Bir de öyle deneyeceğim. Olmazsa devamında anlatacağım neler yapılacağını. Şimdi 4014 hatamız. Ha, burada güncel sürümleri burada indirebiliyorsunuz. IPSW üzerinden bilgi benim. Ben 6S'in güncelleme şeyini ana sayfadan buldum. Modeller orada karşınıza çıkıyor. Modelleri seçiyorsunuz. İşte ben 6S'i seçtim. Buradan yüklemesini yaptım. Dosya boyutu da 4,4 GB'mış. Bunu da yaklaşık 1 saat gibi bir sürede indirdim. Şimdi ben bu dosyayı masa üstüne aldım. Yine bunu kapatıyorum. Şimdi şurada açtım yere. Burayı aldım. Şimdi tekrardan iTunes üzerinden iPhone'a göre yükleme yapacağız. Şöyle telefonu sabit bir yere alacağım. Şimdi tekrar iPhone'a geri yükleme yaptıracağım. Bu sırada klavyemden Shift tuşuna basıyorum. iPhone'a geri yükle diyorum. Buradan değil mi? Masa üstüne seçtim yazılımı seçiyorum. Geri yükle diyorum. Şurada üstte görüyorsunuz da yazılım seçilip çıkarılıyor diyor. Şimdi bu işlem yaklaşık bir iki dakika sürebiliyor. Şimdi bekliyoruz yazılımın kurulmasını. Şimdi normal işlemi yaptım. Bu işlemde büyük bir ihtimal olmayacak. Şimdi bir deneme yapıyorum. Hem de dedim bu problemi çekenler varsa bununla ilgili de video yapayım dedim. Şimdi devam edeceğiz. Aynı hatayı alırsak ondan sonraki çözümlerine devam edeceğiz. Ben bu arada bu işlemleri hobi olarak yapıyorum. Onların işlerine bu aralarda başladım. Şimdi bugün de iPhone şey MacBook pilini bekliyoruz. Açılmıyordu. Şarja tepki vermiyordu. Şimdi dağıtımdaymış. Kargodan mesaj geldi. Onunla ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum. Atacağım. MacBook olanlar için, açılmayanlar için. Şu an şeye başladık. Onunla ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum. Şu an bu iTunes üzerinden yüklememiz yazılımı bekliyoruz. Şu an seçilip çıkarılıyor diyor. Diye. 4014 önemli bir hata kodu. Ha, bununla ilgili, bu yazılımla ilgili binli bir hata kodları alırsanız bunu da şöyle geçiştirebilirsiniz. Explorer'ı açıp ayarlardan seçenekler kısmı güvenlikten şeyi kaldırırsanız korumalı modu tikini kaldırırsanız tekrardan başlattığınızda tekrar yazılım bin hatasını geçebiliyorsunuz. Ben ilk önce bin hatasını aldım. Sonra korumalı modu kapattım. Windows onlarda böyle bir sıkıntı olabiliyor. Şu an iPhone geri yükleme için hazırlanıyor. Birazdan size telefonu da göstereyim şöyle. Tepkileri görmeniz için. iPhone bekleniyor yazıyor ekran yukarıda.
Bir yükleme için hazırlanıyor yazdı ekranda. Şu an elma logomuz geldi. Şimdi iPhone S'lerde şöyle bir şey var. Açma tuşuna basarken ana ekran tuşuna basarsanız ilk önce açma tuşuna elma logosu gelince de şeye basıyorsunuz. Ana ekran tuşuna basıyorsunuz elma logosunu görünce. Bu şekilde de bir resetleme işlemi yapılabiliyor. Ama benim telefonum hiç açılmadı, görüyorsunuz 4014 hatasını aldık. Şimdi 4014 hatası artık bu telefon için. Şöyle göstereyim. Şurada hemen sim kart yuvasının parmağımın altında şurada. Sim kart yuvasının olduğu yer. NAND devresinin olduğu yer. Şimdi bunun bir 4014 hatasını alıyorsak artık bu telefona bir NAND değişimi lazım. Şimdi bununla ilgili şöyle bir araştırma yaptım. Telefonu şöyle tekrar alabilirim. Şimdi AliExpress'e girdim. Baştan işte dediğim gibi eğer güncellemeyle ilgili sıkıntınız olursa IPSW, MyPhone, işte iPhone yazılımın yükleme yeri. Burada versiyonlarını da buluyorsunuz telefonunuza uygun. Güncellemeyi bu şekilde de atabiliyorsunuz iTunes üzerinden. Şimdi geldik problemimize, 4014 hatasına. 4014 hatası aldığımız için NAND devresinde problem olabilir. NAND devresi telefonun hafızası. İşte 16, 32, 64, 128'de geçen hafıza belleğimiz. Flash hafıza bellek. Bu yeni hafıza belleklerine geçilebiliyorsunuz bu telefonlardan sonra. Şimdi şöyle bir şey, bunu telefoncuya götürüp NAND devresi onarımı yaptırırsanız ben size şöyle bir araştırma yaptım. NAND'ın fiyatlarına göre 500 ile 1000 TL arasında diyor. Neden böyle bir fiyat değişikliği var? İşte yükleyeceğiniz hafıza belleğine göre 16 GB yüklerseniz işte en azından herhalde 500 lirayla başlamış. Peki NAND devresi iPhone 6 için konuşuyorum. Şimdi AliExpress'e girdim. Şöyle bir araştırma yaptım. Bunları kapatabiliriz. 500 ile 1000 TL arasında. Yani en yüksek hafıza taktırsanız 1000 liraya gözden çıkartacaksınız. Peki bunu siz sipariş verirseniz 6S'in şurada. Şu bizim 6S'in anakartı. NAND devresi hemen şu mouse'la gösterdiğim devre NAND devresi olarak. Şuradan biliyorsunuz SIM kart girişi var. Bu ne? NAND devresi. NAND devresi nasıl sökülüyor? Isıtılarak sökülüyor. Isıtarak söküyorlar. Üstteki şeyi alıyorlar. Tekrar programcıya takıyorlar. İçinde sağlamsa program alıyorlar. Değilse tekrardan programlıyorlar. Buraya takıyorlar. Isıl işlemle yapılıyor. Şimdi fiyatlarına gelelim. Değer mi bir telefoncuya gidip 500 ile 1000 lira arasında ödemek? Şimdi burada şöyle göstereyim. 6S için 16 GB fiyatımız 346 lira 40 kuruşmuş. Bu AliExpress üzerindeki fiyatları gösteriyorum. Eğer 64 olarak takarsanız modellere dikkat ediyoruz burada. Görüyorsunuz işte 6 için 6 için var, Plus için var. Plus biliyorsunuz büyük ekran. Bizimkisi 6S. 6S için bakıyoruz. 64 GB için 415 lira 68 kuruş. Ha bir de şöyle bir şey göstereyim. Şurada da gönderim bedeli var. Bu fiyatın üstüne bunu da ekliyorsunuz. Artı vergi alıyorlar. Yani yaklaşık bu anakartı şeklini alırsanız yaklaşık 500 lira civarına geliyor. Zaten onların için sizden 500 lira, 1000 lira para istiyorlar. Demek ki en yüksek belleğe taktığınızda 536 TL'ymiş. 600 lira diyelim buna da. Yani sizden bir 400 lira onların bedeli alıyorlarmış. NAND değişiminde. Bu anakart olarak. Ben anakart olarak sipariş vermeyi planlıyorum. 6S'in. Neden? Şimdi NAND devrelerinin fiyatlarına bakalım. Bu da NAND devremizin fiyatı. Şimdi ne dedik? 128 altın. Şurada 6S'in. Göstereyim. 6S. 128 GB'lık. NAND devresi. Bu NAND devremiz oluyor. Bunun fiyatı 337 lira. 536 lira. Yani bu da 400 liraya geliyor deseniz 600 lira arada 200 lira fark var. Buna ısı işlem uygulamak. Bir de problem NAND devresinde çıkmayabilir. Dedik donanımsal bir arızası var. Bunun yerine ben anakartı komple sipariş vermeyi planlıyorum. Görüyorsunuz NAND devremiz bu. Şu parçayı. Altı bu. Üstü bu şekilde. Bunu üstten ısıtıyorlar. Sonra alıyorlar. Bu flash belleğimiz. Hafızası yani telefonumuzun. Şimdi bu şekilde sipariş vermek daha mantıklı geldi. Şimdi 1000 lira vermektense ya tabii ki bu size kalmış. Ben bilgi amacıyla çekiyorum. Bir de ekranlar hakkında bilgi vereyim. Hazır dedim onarım işine girmişken. Telefonumuzda şöyle bir ekranda kırıklar var. Bu bütün telefonlarda hemen hemen aynıdır. Bu üstteki ön camdır. Dokunmatik ekran altındaki algılayıcıları falan var camda. Onu işte yanına tellerle
veri yollarıyla falan sizin dokunmanıza göre şey yapıyor. İşlemi algılıyor bu cihazımız. Peki bunu ekranıyla beraber değiştirirsek. Hemen size Altes'in ekran şeyini de açalım. Şimdi bu gördüğünüz komple bir ekran. Komple ekran derken bu ön camıyla arkadaki dokunma teliyle beraber bir ekran. Eğer bu şekilde bakın 6 plus diyor. Şimdi Altes'imiz nerede? Altes Black. Ekranımızın fiyatı 155 lira 36 kuruş. Türkiye'ye gönderimi yokmuş. Sitede başka yerler de var. Ben baktım. Yani yaklaşık fiyatları bu civarda. Şey bu gönderimle ilgili Türkiye'ye göndermiyormuş yalnız bu burası. Çok önemli değil. Mağaza üzerinde başka mağazadan sipariş verebiliyorsunuz. Bu mağazada zaten şurada LCD Display Factory Store diye bir mağazadan geliyormuş. Ekranı iki şekilde değiştirebiliyorsunuz altılarda. Bir böyle komple olarak alabiliyorsunuz. Böyle yaklaşık ben de araştırma yaptım. Bu civarlarda, diğer mağazalarda da hemen hemen bu fiyatlarda. İşte gönderim ücreti falan derseniz 200 lira değiştirebiliyorsunuz. Ekran komple değiştirmek isterseniz. Yalnız komple değiştirmek isterken derken orta tuşu gelmeyecek. İşte kamerası yok galiba burada. Kamera bağlantısını göremiyorum. Evet, şurada bir tane kamera bağlantımız oluyor. Yani bu eski ekran üzerinden bu parçaları alıp takmanız lazım. Zaten bunlarla ilgili video bayağı çeken var. Peki normal ben de sadece ön camı alıp değiştiririm derseniz ön camın şurada göstereyim. Touch for 6S için siyah. Siyahtı. Burada renkler de var. Beyaz da var biliyorsunuz. 37 lira 15 kuruş. Gönderim ücreti de 30 lira 48 kuruşmuş. Yani 67 yaklaşık 90 lira bir ücreti var. Bu ekranın sadece ön camını değiştirirsiniz. Yanında bu parçalar geliyormuş. Yalnız cam değiştirmede şöyle bir olay var. Bu cam gelirse bir tane ısıtıcı makineye ihtiyacınız var. Camı sökmek için. Arkasındaki ekrana yapışma. Bunu da çıkarmanız için yaklaşık makinenin fiyatı 349 TL, 500 lira değil. Gönderim ücreti, işte vergisi filan sizden 500 lira alıyorlar. Tax free yapabilir misiniz? Bu konulara ben bakmadım yani. AliExpress üzerinden tax free yani ödediğiniz vergiyi geri alabiliyor musunuz? Sonuçta her şeyin bir KDV'si oluyor. O ülkede size bir KDV uyguluyor. Bu şekilde bir yaptım, araştırdım. Yani onarımlar bu şekilde. Dediğim gibi eğer bu elinizde iPhone telefon bütün iPhone telefonları için şey adam da sizin adınıza malzeme sipariş veriyor. Ben anakart olarak sipariş vermeyi planlıyorum. Anakartımızı da gösterdim. Şurada. Alt esimizin anakartı burada. Değiştireceğiz. Sipariş verdikten sonra bununla ilgili videoyu yapmayı planlıyorum. Şimdi bugün de MacBook Air 1466 modeli için pil değişim yapacağım. Bir ihtimal pilden çıkmayacak diye tahmin ediyorum. Bunlar da genelde klasik arızalar şarj soketi oluyor. Şarj soketini de burada buldum. Şimdi bugün pilin durumuna göre sipariş vermeyi planlıyorum. Benim kızım laptopu. O da benim telefonum da eski. Bunu da onartıp faal hale getirmeyi planlıyorum. Eğer buna sipariş verip anakartı gelince bununla ilgili video yapmayı planlıyorum. O videomu da beklerim. Umarım her şeyi açıklamaya çalışmışımdır. Dediğim gibi bu telefon için değişimler bu şekilde. 4014 hatası alıyorsanız bu donanımsal bir hatadır. Ya kablodur ya içindeki dediğim gibi genelde mat bellek ekran tepki verdi gördünüz. Ekran tepkisi verdi ama bağlantı kesildi. NAND devresine ulaşamadı. Yani bu anakartla ilgili başka bir sıkıntı da olabilir. Direkt NAND da demiyorum ama otomatikman NAND devresi olarak bu tür şeylerde sıkıntı çıkartıyor. NAND'ın değişim şeylerini gösterdim. Anakart fiyatları da bu şekilde. Umarım her şeyi açıklamışızdır. Diğer videolarımı beklerim. Tekrardan parçası geldiğinde bununla ilgili arıza onarım devam videosu çekmeyi planlıyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.